Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için SanDisk Extreme Portable 500 GB SSD taşınabilir depolama çözümünü inceliyoruz. Oldukça ilginç bir ürün. Detayları için hemen sizi videonun devamını alalım. Aklımıza ilk gelen cihazlardan bir tanesi harici USB diskler. Son yaklaşık bir 5-10 yıldır bu tarz cihazları özellikle verilerimizi yedeklemek, dokümanlarımızı taşımak ya da saklamak için kullanıyoruz. Özellikle büyük boyutta doküman transfer edenler için ise çok daha hızlı çözümler çıkmaya başladı son dönemde. Biliyorsunuz SSD adı verilen Solid State Drive olarak da geçiyor İngilizce'de. Depolama çözümleri üzerlerinde bir hareketli parça bulunmaması ve küçük olmaları sebebiyle bilgisayarların ana diski olarak tercih edilmeye başlandı. Bununla beraber hem bilgisayarların pil ömründe biraz daha artış sağlanırken aynı zamanda verilere erişim hızı ve donanımı kullanma gücü de bir parça daha artmış oldu. Şimdi son özellikle 1-2 yıldır SSD çözümlerinin fiyatlarının biraz daha düşmesiyle ve makul hale gelmesiyle beraber artık bu cihazları biz harici depolama çözümlerinde de görmeye başladık. İşte SanDisk'in Extreme Portable SSD ailesi de bu uzun son birkaç yıldır piyasada olan bir aile. Daha önce kapasiteleri biraz daha düşüktü ama şu andaki kapasitelere baktığımızda 250-500, 1 TB ve 2 TB'lık seçeneklerin bizi karşıladığını görüyoruz. Bize teste gönderilen ürün ise az önce de söylediğim gibi ve isminden de anlaşılacağı üzere 500 GB'lık kapasiteye sahip. Her zaman olduğu gibi cihazın genel görünümünü anlatacak olursak çok küçük bir ürün var bir kere. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Ürün bu aslında. Bunun kutusu vesairesi falan şu anda konuya hiç ilgisi yok. Cihazın tamamı bu. 500 GB'lık kapasitemiz var. Plastik bir malzeme ile kaplanmış. Kauçukumtrak bir malzeme. Öyle söyleyeyim. IP55 standartlarında suya, darbeye ve toza dayanıklı bir ürün var. Darbe tarafında şöyle bir durum var. 2 metre mesafeden bıraktığınızda cihaz darbeleri absorbe edebiliyor. 2 metreden daha yüksekten bırakırsanız da belki edebilir ama bunu test etmedik. Bozulmaması açısından, kırılmaması açısından. Yekpare bir gövde var. Yani açılacak veya bakılacak herhangi bir yeri yok. Bütün malzemesi vesairesi parçaları içinde. Şu uç kısmında dikdörtgen şeklinde bir tasarım var, kenarla yuvarlatılmış. Uç kısmında bir delik var. Buraya böyle bir hani kanca vesaire taktığınız zaman işte pantolonunuzu asmak, ne bileyim çantanızı asmak ya da uygun bir yere askı gibi kullanmak şeklinde buraya kullanabiliyorsunuz. USB 3.1 Type-C bağlantısı var yine cihazın alt kısmında. Zaten üzerindeki tek bağlantı bu. Bu arada suya dayanıklı dedik. Yani suyun içine atın anlamında değil belki ama su sıçramalarında veya hafif suya maruz kaldığınız sorun olmuyor ama cihazı kurularken özellikle USB çıkışını kurulamanızı öneririz. Yani suya maruz kaldığı durumlarda yoksa sıkıntı olabilir. Onu şimdiden belirtmiş olalım. Öte yandan cihaz nasıl bilgisayara bağlanıyor? Onu da anlatalım. Şöyle küçük bir kablosu var ki bu kablonun küçük olduğunu biraz eleştirdim ben. Beğenmediğim taraflardan bir tanesi bu. İlginç de bir kablo tasarlanmış bu arada. Şimdi şöyle normalde kablomuz şöyle aslında. İki ucu da Type-C olan bir kablo. Biliyorsunuz son dönemde bilgisayarlarda artık Type-C çok yaygın olduğu için böyle bir kablo tasarlanmış. Yani eğer Type-C girişi olan bir bilgisayara sahipseniz bunu cihazın burasına takıyorsunuz. Diğer ucunu da bilgisayara bağladığınız zaman direkt bağlantı sağlanıyor. Eğer yoksa Type-C bağlantı çünkü her bilgisayarda yok. Eğer yoksa kutusundan şöyle bir adaptör çıkıyor. Bu USB 3.0 Type-A adaptörü, yani standart USB adaptörü anlayacağınız. Bunu bu cihazın kablonun ucuna taktığınızda iki tarafına takabiliyorsunuz, böyle fark etmiyor. Bir tarafı
Bu standart USB, diğeri ise Type-C olan bir kabloya elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da böyle bağladığınız zaman hemen bilgisayara takıp kullanmaya başlıyorsunuz. Gelelim cihazın aktarım hızına. Tabii bu tip ürünlerde en önemli konulardan bir tanesi aktarım hızı. Yani doküman yazma ve okuma hızları nasıl? Şimdi SanDisk kendi kutusunda da yazıyor zaten, şuradan göstereyim. 550 MB bölü saniye diyor. Yani saniyede 550 MB data aktarabileceğini söylüyor. Biz yaptığımız denemelerde, ki yaptığımız denemeyi kullandığımız bilgisayarda şu anda ekranda görmüş olduğunuz Monster'ın Abra A5 V14.1 modeli, Intel i7-8750H işlemcimiz var, 8 GB RAM'imiz var. Adata 256 GB'lik bir SSD'si var bu cihazın. Nvidia GeForce GX 1050 Ti ekran kartımız ve Windows 10 Pro işletim sistemi olduğunu söyleyeyim. Ha, bunları niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Kullandığınız donanıma göre, kullandığınız bilgisayarın donanım gücüne göre aktarımızı da bir parça değişebiliyor. Bilginiz olsun diye. Yani referans noktamız bu olduğunu belirtmek için söyledim. Biz yaptığımız sentetik testlerde, ki biz bu işlem için Crystal Disk Mark kullandık ki sektör standartı olarak kabul edilebiliyor artık. 420 MB'lık ortalama bir yazma ve 420 MB'lık yine okuma hızına ulaştık. Tabii bunlar sentetik değerler ve teorik olarak karşımıza çıkıyor. Pratik testlerde yaptık. Pratik testlerde yaklaşık olarak 8.6 GB büyüklüğünde bir dosyayı harici diske yazdık. Bunu yazmamız için yaklaşık 36.23 saniye gerekti. Okuma tarafında ise aynı dokümanı bilgisayara aktardığımızda ise yaklaşık olarak 24.68 saniyeye ulaşmış olduk. Yani buradaki 420-420 değerlerinin biz pratikteki karşılığında ne bulduk? Yazma tarafında 238 MB, okuma tarafında da 349 MB'lık bir değer bulduk. Oldukça yüksek rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada cihazın çok küçük olduğunu söylemiştik. Standart bir 2,5 mm'lik harici disklerin neredeyse yarısından daha küçük bir boyutu var. Hatta onunla ilgili ben bir görüntü çekmiştim. Şimdi onu da size göstereceğim. Ekranda da görüyorsunuz, yarısından daha küçük neredeyse bir boyutta şu anda elimde tutmuş olduğum bu harici disk çözümü. Peki SanDisk Extreme Portable SSD 500 GB kimler için uygun olabilir? Şimdi baştan söylememiz lazım. Bu özel bir cihaz. Öyle hani herkes alsın kullansın gibi bir tavsiyemiz olmayacak. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, biraz sonra o konuya değineceğim ben, fiyatının yüksek olması arkadaşlar. Fiyatı epey yüksek olduğu için bunu böyle hani sizin normalde 1 TB'a işte 200 lira 300 lira satın alabileceğiniz bir 2,5 inçlik bir diskle karşılaştıracağımızda fiyatı 200-300 liradır o disklerin. Bunun ise 1000 TL. O yüzden bu cihazı biraz daha özel işler için almanız daha mantıklı. Özellikle 4K video kayıt edenler ve sürekli 4K video kayıt edip içerik üretenler, sonuçta bunu bilgisayara aktarmanız gerekiyor. Ya da fotoğraf çekenler için, çok fotoğraf çekenler için, çok doküman aktarması gerekenler için çok ideal bir çözüm. Çünkü çok hızlı aktarıyor. Belki 1 GB'lık, 2 GB'lık, 3 GB'lık videolar için çok sorun olmayabilir dokümanlar için. Ama 4K çektiğinizde doküman boyutları çok büyüyor. 10 GB, 20 GB'a kadar çıkabildiği durumlar olabiliyor. Toplu olarak çektiğinizi düşünün. Birkaç videoyu bir beraber aktarmaya çalışıyorsunuz. 20 GB bir videoyu standart bir diske aktarmak epey vakit kaybettirecektir. Böyle bir çözümün olması çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gelelim ürünün fiyatına. SanDisk Extreme Portable SSD 500 GB'ın biz bu incelemeyi yaptığımız Mayıs 2019'daki fiyatı yaklaşık olarak 1000 TL civarındaydı. Evet, az önce de bahsettiğim gibi çok ucuz bir rakam değil ama bunlar özel ürünler, taşınabilir ürünler. İşte malum SSD'lerin fiyatları da yüksek. Bu cihazın üzerinde kullanılan SSD de oldukça hızlı bir SSD olduğu için fiyatı doğal olarak biraz daha yüksek oluyor. Yoksa bu paraya, bu paranın çok daha ucuzuna, yaklaşık 3'te 1'ine 1 TB'lık bir 2,5 inçlik bir disk alabilirsiniz. Ama onun da hızı sizi tatmin etmeyecektir eğer yüksek hıza ihtiyacınız varsa. Bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Bu ürünü almak istiyorsanız kapasite olarak ben 1 TB'ı daha çok öneriyorum. Neden diyeceksiniz? Bu ürünün kapasitesi 500 GB, fiyatı ise 1000 TL. Ama 1 TB'lık olan sürümün fiyatı ise 1500 TL. Yani bunun %50 daha fazlasını vererek %100, yani 2 kat daha fazla depolama alanı elde ediyorsunuz. Onun GB'a göre maliyeti daha düşük oluyor. Ona da bir göz atmanızı öneririm. Ama yok, bana 1 TB gerekli değil diyorsanız 500 de gerekli olmayabilir bu arada. 250 GB'lık versiyonu olduğunu söyleyeyim. Onun da fiyatı 500 TL civarında. Ona da yönelebilirsiniz. Artık tercih sizin. Ama fiyat performans olarak 1 TB'ın daha makul bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Evet, yavaş yavaş videonun sonuna gelirken neleri beğenip neleri beğenmediğim konusunda biraz fikirlerimi size aktarmak isterim.
Bir kere kompakt boyutu çok beğendim. Yani çok küçük. Yani bunu böyle cebinize koyun. Şöyle koyayım. Koydunuz. Cebe bile sığıyor. 2,5 inçlik bir diski bu şekilde koymanız mümkün değil. Koysanız da cebinizi biraz ağırlaştırır. 38 gram ağırlığı var şunun. Bakın 38 gram. Neredeyse yok gibi bir şey yani. Beğendiğim tarafı bu oldu. Artı aktarım hızı. 300 MB'a geçen bir aktarım hızı var. Özellikle okuma tarafında çok yüksek. Benden olumlu puan aldığını söyleyebilirim. Beğenmediğim tarafı ise bu USB kablosu çok kısa arkadaşlar. Yani bunu bir notebook'a taktığınızda yani dizüstü bilgisayara çok sorun olmayabilir ama böyle bir kasanın bir masaüstü bilgisayarın arka tarafına takmaya çalıştığınızda birazcık sorun olacaktır. Böyle cihaz havada kalıyor bazen bir iki kez ben denedim onu. Yani böyle takıyorsunuz diyelim arkasına böyle havada kalıyor. Çok eğlenceli bir şey değil. Bir tık daha uzun olsaydı yani böyle yarım metre olsun demiyorum belki ama yani biraz daha uzun olabilirdi. Bu çok kısa kalmış. Bunu da bir eleştiri olarak, beğenmediğimiz yön olarak hatırlatmak ve söylemek isterim. Evet, özel ihtiyaçlar için tasarlanmış bir ürün olan SanDisk Extreme Portable SSD 500 GB çok güzel bir ürün olmuş. Ben çok beğendim. Ama söylediğim gibi, videonun içinde de söylediğim gibi biraz özel ihtiyaçlara yönelik bir ürün. Şimdilik bu tarz ürünlerin fiyatları biraz pahalı. Belki önümüzdeki yıllarda SSD depolama cihazlarının fiyatı düştükçe bunların da fiyatının bir tık daha düşeceğini tahmin ediyorum. O gün geldiğinde o zaman tamamen bu tarz cihazları önereceğiz. Ama şimdilik fiyatların bir parça yüksek olduğunu söylemek isterim. Bunun dışında gayet beğendiğimiz bir ürün oldu. Kablosu da birazcık uzun olsaymış bizden tam puan alacaktı. Ama illaki işte her güzelin bir kusuru oluyor. Bu üründe böyle bir kusuru var. SanDisk Extreme Portable SSD 500 GB ile ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Ya da ya şundan da bahsetseydin, belki şundan da anlatsaydın daha güzel olurdu. Acaba şu özelliği var mı, bu özelliği var mı gibi sorularınız mutlaka olacaktır. Bunu o videonun altında yazarsanız biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yanıtlamaya çalışalım. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.